zehir yakmış. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini usul usul sallar iken, dedem uyandı uykusundan, bir yaygara aman aman, dan 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 çekilin yoldan. Filler itfaiyeci olup yangın söndürürse, hamam böceği pamuklu bornoz dikerse, bunu duyan çocuklar da kıkır kıkır gülerse, gerçek değil hayal diyerek dinlerse, masalımın kuyruğuna teneke takayım deme, her duyduğuna da itibar etme. Keloğlan, keleşe olan, hayatı beleşe olan, tembel diyorlar diye kahırlanmış Keloğlan, hele bir de korkak demişler ki, vay anam vay, ben derdimi kime yanam, veda edem anama, gideyim ben Fizan'a, yere serdim bir halı, işte bu Keloğlan masalı. Evet sevgili çocuklar, Keloğlan yaşlı anacığıyla birlikte yaşar gidermiş. Azıcık aşımız, ağrısız başımız derlermiş. Ama yıllardır bir baltaya sap, bir derde hap olamamış. Üstelik adı korkak tavuğa çıkmış. Bir dal çıt etse, bir manda mı dese korkar, evine kaçarmış. Bir gün böyle yaşamaktansa uzaklara gideyim, belki talih bana güler diyerek sırtına bir azık almış ve yola çıkmış. Dağları aşmış, derelerden geçmiş, bir çeşmenin başında bir ağacın altına oturmuş. Hava sıcak mı sıcakmış. Güneş öğle vakti ortalığı kavururmuş. Ağacın gölgesindeki Keloğlan şırıl şırıl akan suyun sesiyle oturduğu yerde iç geçirmiş. Tatlı bir uykuya dalmış. Keloğlan derin uykudayken tam 40 sinek Keloğlan'ın kel kafasına konmuş. Keloğlan gözünü açmış ve elini kaldırdığı gibi sineklere vurmuş. 40 sineğin tamamını öldürmüş. Kafasından ölü sinekler patır patır dökülmüş. Keloğlan üşenmemiş, saymış tam 40 tane sinek. Kendine bir cesaret gelmiş ki sormayın. Yahu ben cesur bir adammışım, baksana 40 sinek öldürdüm demiş. O arada dizlerine iki arı konmuş. Sinekleri nasıl öldürdümse arıları da öldürebilirim demiş. Elini tekrar kaldırmış, iki arıyı da öldürmüş. Helal olsun bana yahu. Ben bayağı cesur adammışım. Baksana 40 sinek, 2 de arı öldürdüm demiş. İlahi Keloğlan, sinekle arıyla cesaret olur mu? Bakalım daha neler olacak. Ani bir hareketle kalkmış, aceleyle çarşıya gitmiş. Anacığazının verdiği 3 akçeyle kendisine bir kılıç yaptı. Kılıcı yapan adama, usta benim söylediklerimi bu kılıcın üzerine yaz demiş. Bir vuruşta 40 can, bir hamlede 2 aslan öldürürüm diye kılıca yazdırmış. Kılıcı eline alan Keloğlan oradan ayrılmış, az gitmiş, uz gitmiş bir şehre varmış. Şehrin kapısında bir ağaç ve ağacın altında buz gibi bir çeşme akarmış. Çeşmeden su içmiş, sırtını ağaca dayamış, kılıcını da çarığının arasına sıkıştırmış, uykuya dalmış. Hay uykucu Keloğlan, bakalım bundan sonra talihine ne düşecek? O sırada padişahın askerleri de şehrin kapısından çıkıyorlarmış. Bir de ne görsünler? Kel bir adam ve kılıcında bir yazı. Bir vuruşta 40 can, bir hamlede 2 aslan öldürür. Askerler korkmuş tabii ki. Bu çok cesur bir adam demişler. Ne olur ne olmaz diyerek hemen uyandırmaya cesaret edememişler. Hay Allah müstakını versin Keloğlan.
gel de gülme şimdi. Ayol Keloğlan kim? Adam korkutmak kim? Bilinmez, belki de bu başka bir Keloğlan, hayatı beleş oldu. Ne yapalım diye düşünmüş askerler. Bunu uyandırıp padişahımıza götürelim demişler. Askerlerden biri Keloğlan'a elini uzatmış ve uyandırmak için sarsmış. Keloğlan korkudan kılıcını öteye beriye sallamış. Askerler de eyvah, bu bizi öldürecek diye sağa sola dağılmışlar. Keloğlan ne olduğunu anlayamadan sağa sola kaçışan askerleri görünce, ben bayağı cesur bir adammışım. Askerler bile benden korkuyorlar demiş. Askerler ayağa kalkan Keloğlan'ın yanına korka korka tekrar gelmişler. Gel, seni padişahımıza götürelim. Sana çok altın verir demişler. Keloğlan o an bir havalara girmiş. Bir havalara girmiş ki sormayın çocuklar. Kendini beğenmiş bir ifadeyle, sizinle mi geleyim? Söyleyin siz hangi padişahın kulusunuz bakalım? Tanıyor muyum ki? Demiş. Ay Allah'ım, havalara bakar mısınız? Bizim Keloğlan nasıl da cesaretlendi. Hayırlısı bakalım, inşallah başına bir iş gelmez bizim Keltuş. Neyse efendim, askerler Kel Yiğit'in kendine güvenen tavrından etkilenmişler. Durumu padişaha bildirmek için saraya geri dönmüşler ve padişaha durumu anlatarak, şehrin kapısında bir adam var, kılıcında bir vuruşta 40 can, bir hamlede 2 aslan öldürürüm diye yazıyor. Az kalsın bizi de öldürüyordu, elinden zor kurtulduk demişler. Padişah, kimmiş o? Getirin onu bana demiş. Bir göreyim nasıl bir adammış. Eğer öyle büyük bir adamsa ben kendime varis arıyorum. Onu damat yapar, kızımı ona veririm. Hem benim askerim olur, gelsin bir göreyim demiş. Vay, Keloğlan'ımın başına talih kuşu kondu. Padişahın bu emrini duyan askerler yeniden Keloğlan'ın yanına gitmişler de, padişahımız seni çağırıyor, kızını sana vereceğini söylüyor demişler. Keloğlan kalkmış yerinden ve askerlerle birlikte padişahın sarayına gitmiş. Padişah, benim askerim olmak için ne istiyorsun? Arzun nedir? Demiş. Keloğlan, sağlığınıza duacıyım padişahım. Uygun görürseniz kızınızla evlenmek istiyorum demiş. Padişah Keloğlan'ın bu isteğini kabul etmiş. 40 gün 40 gece süren bir düğünle dünya evine girmişler. Bu arada Keloğlan yaşlı anacığızını da yanına almış, her şey huzurlu ve mutlu sürüyormuş. Günlerden bir gün köylüler padişahın yanına gelmişler. Bizim köyü kurtlar bastı, koyunlarımızı yiyor, bize yardım et padişahımız demişler. Padişah, hiç endişeniz olmasın, benim damadım onların hepsini öldürür. Padişah Keloğlan'ı çağırmış. Askerleri al git. O köyde ne kadar kurt varsa onları öldür demiş. Tabii ki sözde kahraman olan Keloğlan, eyvah şimdi ne yapacağım ben diye düşünmüş. Ama çaresizce köye gitmiş. Askerler köylülerle birlikte kurtların peşine sürek avına çıkmışlar. Aman Allah'ım, işte Keloğlan şimdi yandı. Herkes onu kahraman biliyor. İnşallah başına bir iş gelmez. Evet, kurtları takip ede ede onları dar bir vadide sıkıştırmışlar. Herkes de bir telaş, bir panik havası hakimmiş ama içleri de rahatmış. Öyle ya, yanlarında Keloğlan gibi bir süper kahraman var. Herkes geri çekilip Keloğlan'a yol vermiş. Keloğlan, işte şimdi bittim demiş. Korkarak kurtları sıkıştırdıkları alana ilerlemiş. Sıkışan kurtlardan biri Keloğlan'ın üzerine doğru gelmiş. Keloğlan kelime-i şehadet getirmeye başlamış. Can havliyle bir ağacın dalına zıplamış ve oraya tutunmuş. Kurt tam ağacın altından geçerken dal kırılmış. Keloğlan kurdun üzerine düşmüş.
aman da aman. Keloğlanımın hali yaman. Allah yardımcısı olsun diyeceğim ama sevgili çocuklar, kurt sersemlemiş ve acıdan ulumaya başlamış. Bu arada ayağa kalkmaya çalışan Keloğlan, askerlerin hızlıca gelip sersemleyen kurdu öldürdüklerini görünce, "Yahu siz ne yaptınız? Ben onu canlı canlı götürecektim padişahımıza," demiş. Askerler de, köylüler de Keloğlan'ın bu cesur yaklaşımından, kendine güvenen halinden çok hoşlanmışlar. Padişahımızın damadından da ancak böyle bir cesaret beklenirdi, demişler. Ama biraz da korkmuşlar doğrusunu isterseniz. Vay be, kurtları canlı canlı yakalıyor, helal olsun, demişler. Tabii ki saraya dönen Keloğlan'ın namı daha da artmış. Oh, ne ala, Keloğlan'ım, kel kahramanım. Evet, günler günleri kovalamış ama güzel günler çabuk bitmiş. Çünkü komşu ülkenin savaş hazırlıkları yaptığı haberi saraya anında ulaşmış. Padişah yapılan savaş hazırlıklarından hiç korkmamış, biliyor musunuz? Allah'a şükür, muhteşem bir damadım var. Onun gücü karşısında düşman korkudan kaçacaktır, demiş. Keloğlan'a da yaklaşan düşman tehlikesinden bahsetmiş. Ama sayesinde hiç tedirgin olmadığını da belirtmiş. Ay, Keloğlan işte şimdi baltayı taşa vurdu çocuklar. Keloğlan bunu duyunca, bu iş kurt işine benzemiyor. Ben buradan kaçmalıyım, yoksa düşman ordusu beni öldürür, demiş. Kaçmaya karar verip plan yapmış. Bir kova tutkalı almış. Askerlerin dinlendiği yere inmiş, askerlere atların yanına gitmek istediğini söylemiş, askerler de onu atların yanına götürmüşler. Keloğlan eline aldığı kırbaçla atlara tek tek dokunmaya başlamış. Kendince atları kontrol ediyormuş. Şimdi dikkatli bakın, eğer dürttüğüm atlardan tekme atmayan olursa dikkat edin, o at çok iyi bir attır. Keloğlan'ın amacı askerleri meşgul etmekmiş. Zaten atlar cins at olduğundan dolayı Keloğlan'ın dokunmasına tepki de vermiyorlarmış. Askerler uslu duran atlarla ilgilenmeye başlamış. Ata dahi binmesini bilmeyen Keloğlan askerden uzaklaşınca en hızlı atın eğerine tutkal sürüp çarıklarını da atın eğerine yapıştırmış. Hava kararmaya başlamış, gece olunca çarığını yapıştırdığı ata biraz daha tutkal sürmüş, düşmemek için atın eğerine ayaklarını da yapıştırmış, böylelikle ata binmesi ve atın sırtında durması da kolay olmuş. Onu atın sırtında gören askerler gururla selamlamışlar, Keloğlan selama karşılık vermiş ve yola çıkmış. Kendisini nelerin beklediğinden habersiz yola çıkan Keloğlan'ın içi biraz rahatlamış böylece. Bir tepe aşmış, ikinci tepeyi aşmış, üçüncü tepeye geldiğinde neyle karşılaşmış çocuklar, biliyor musunuz? Allah korktuğu şeyle sınarmış insanı derler ya, tam da böyle işte. Karşısına düşman ordusu çıkmasın mı? Eyvah, yağmurdan kaçarken doluya tutuldum, demiş korkuyla. Attan inip ormana saklanmak istemiş ama eğerden kendini bir türlü kurtaramamış. Öyle sıkı yapışmış, öyle güçlü yapışmış ki değil attan inmesi, ayaklarının birini dahi kurtaramamış. Galiba Keloğlan'ın sonu geldi çocuklar. Yoksa bundan da kurtulur mu diyorsunuz? Hakikaten Allah'tan umut kesilmez. Bakarsınız Keloğlan düşman kuvvetlerinden kurtulur. Ne dersiniz? Çocuklar, altındaki at sarayın en güçlü atıymış. Bu yüzden at Keloğlan'dan daha çevikmiş. Keloğlan'ın bütün çabaları boşa çıkmış. Son olarak bir umut bir çam ağacının gövdesine yapışmış. Böylelikle attan kurtulmayı ümit ediyormuş. Attan kurtulmak bir yana, çam ağacı gövdesiyle sökülmesin mi?
Bu hırgür içinde at çok fazla huysuzlaşmış, yıldırım gibi düşman kuvvetlerinin arasına dalmış, sırtında Keloğlan doğruca düşman ordusunun içine dalmışlar. Keloğlan'ın kucağında sarıldığı çam ağacı düşmanı yara yara ilerlemeye başlamışlar. Helal olsun, dayan Keloğlan. Öyle böyle değil. Tam bir heyecan fırtınası çocuklar. Evet, düşman kuvvetleri kendilerine yıldırım hızıyla gelen bu çam ağaçlı saldırganın ne olduğunu kestirememiş bile. Orduyu darmadağın etmiş, büyük bir korkuya kapılan düşman ordusu ölü yaralı demeden geldikleri gibi arkalarına bakmadan kaçmışlar. Aman ne güzel diye çığlık atasım geliyor, inanır mısınız? Yaşasın, bu işten de kazançlı çıktı Keloğlan. Sonra ne mi olmuş? Hay ne olacak, tabii ki Keloğlan tek kişilik bir ordu benzetmesiyle ülkenin başkomutanı ilan edilmiş. Yaşlı kral savaş kahramanı damadını tahtın başına geçirmiş. Yaşadıklarını daima hatırlamış. Rabbine hep şükretmiş. Cesur ve korkusuz padişah olarak ülkesini adaletle yönetmiş. Ondan sonra ülkede herkes mutlu, mesut yaşamış. Keloğlan tahtını da bahtını da güzelleştiren Rabbine şükrede dursun. Biz vedaya hazırız sevgili dinleyiciler. Dertsiz, tasasız bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.